Arkadaşlar, bu hadisi kutsun üzerine gerçekten durmamız gerekir. Beni ararsa yanındayım. Biz nasıl arayacağız Allah'ı? Darlıkta, bollukta, en çetin anlarımızda. Allah'ım, sana yalvarıyorum. Sana yakarıyorum Allah'ım. Deyip adeta ona yönelmek arkadaşlar. Onu unutmamak arkadaşlar. Size bir ikram mı geldi? Size bir iyilik mi dokundu? Bugün gönlünüzde bir rahatlık mı var? Bugün çok mu kendinizi huzurlu hissediyorsunuz? Allah'ın size verdiği bir ikram. Allah'ın size verdiği bir lütuf arkadaşlar. Allah'a şükredin. Allah'ın nimetleri, ne kadar bol nimetleriyle donatıldığını ve bunların bir an elinden çıkabileceğini hesap edin. Geçen arkadaşlar televizyon seyrederken çok duygulandım. Bir futbol kulübünün ikinci başkanı koronavirüsten hastaneye yatıyor. Haber alıyor, çocuğu, kızı, gelini de aynı hastalığa yakalandığını ve onların da birer hastanelerde tedavi altına alındığını öğreniyor. Kimseyle görüşemiyor, kimseyle buluşturulamıyor, kimseyle konuşturulmuyor. Ve çıktı televizyonda ağlayarak şöyle söyledi. Allah'ım dedi, bunu dedi düşmanıma dahi yaşatma dedi. Bir günde bir insanın bu kadar değişeceğini, değişebileceğini ben hayal bile edemiyordum diyor. Ve beni çok duygulandırdı. Gerçekten öyle arkadaşlar. Allah veren de Allah, alan da Allah. Yeter ki kul Allah'tan geldiğine, Allah'ın kendisine bunların birer ikram olduğuna inansın. Onu ne darlıktan, ne sıkıntılardan kurtarır. Yeter ki Allah'ı unutmasın. Özellikle şu günlerimizde arkadaşlar, şu koronavirüs olayıyla ilgili bakıyorsunuz, herkes duaya yöneldi değil mi? Kimsenin elinden bir şey gelmiyor. Bugün süper güç olarak kendilerini görenler, bugün kendilerini dünyanın adeta egemen gücü olarak görenler, süper güç ile adeta akla hayale gelmeyen silahlarla adeta bir düğmeye basmakla dünyanın iklimini, dünyanın şeklini değiştirebilecek güçte olduklarını iddia edenler gözle görülmeyen bir virüs karşısında adeta ne yapacaklarını şaşırdılar. Ya bu arkadaşlar müthiş bir ibret tablosu. Müthiş bir ibret tablosu. Ya işte şimdi Allah'ı arıyoruz. Allah'a yöneliyoruz. Sadece biz bu darlık anlarımızda değil arkadaşlar. Bolluk anlarımızda da Allah'ı ararsak, Allah'a yönelirsek, Allah'a yalvarırsak kazancımız bereketlenir, ömrümüz bereketlenir, günümüz daha mutlu bir güne döner arkadaşlar. Çünkü Allah bize bizden daha yakın. Eğer beni içinden anarsa ben de onu içinden anarım. İnsanoğlu nasıl içinden Allah'ı anar arkadaşlar? İnsanoğlu içinden nasıl Allah'ı anar? Şöyle gözlerini kapar. Allah ile muhakeme eder adeta nefsini. Allah'a nefsini arz eder. Acaba bugün ben ne yaptım? Nerede Allah'ın rızasına uygun bir iş yaptım? Nerede Allah'ın rızasına uygun olmayan bir iş yaptım? Deyip adeta kul hakları ile, Allah'a olan hakları ile, kendi nefsine olan hakları ile nerede ihlal ettim? Nerede onun rızalığını helal getirecek bir iş yaptım deyip kendi kendine adeta muhakeme eder. Onu kırmaktan, onun rızasını kaybetmekten korkar. Evet, eğer beni bir topluluk içinde anarsa, nasıl bir topluluk içerisinde anar? Öyle bir topluluktasınız ki, meşru olmayan bir iş herkes tarafından yapılıyor. İyi dinleyin burayı arkadaşlar. O anda Allah'ın razı olmadığı bir iş herkes tarafından rahat rahat çekilmeden işlenebiliyor
Ama sen orada hayır diyorsun. Benim Rabbim bundan razı değil. Ben bunu yapamam. Ben bunu yiyemem. Ben bunu içemem diyorsun adeta. İşte Allah da seni zikredilecek en mükemmel, en yüce makamlarda öyle zikreder arkadaşlar. Sadece zikirden kasıt, zikri ilahi olan Allah'ı, lafzatullah'ı Allah, Allah diyerek zikretmek değildir arkadaşlar. Gözünüzün gördüğü, elinizin tuttuğu, ayağınızın dokunduğu yerlerde Allah'ın rızasını gözetmek Allah'ın en büyük zikridir arkadaşlar. Buna karşılık arkadaşlar, eğer bana bir karış yaklaşırsa ben de ona bir arşın yaklaşırım. Ya bir arşın. Eğer bana bir arşın yaklaşırsa ben de ona bir kulaç yaklaşırım. Yani in tensurullaha yansurkum ve yusebbit akdamakum. Ya Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Mekke'de, Medine'de hicretten sonra ilk Bedir muharebesinde Allah'ın yeryüzündeki elçisi ve son peygamberi, Allah'ın Habibi olmasına rağmen elini açıyor. Ey Allah'ım, bugün bize yardım etmezsen kıyamete kadar ismin anılmayacak ya Rabbi. Bize yardım eyle ya Rabbi diyor ve adeta kadın kana lekum ayetun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlihim ra'yal ayn wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha in fi zalika la'ibratan li ulil absar. Görmedin mi o iki topluluğun karşılaşmasını? Bir taraf ilahi kelimetullah'ın mücadelesinin yücelmesinin davasında, bir tarafta o ilahi kelimetullah'ın yok olmasının davasında. Biz o az olan topluluğu çok olan topluluğa galip getirdik. Ya niye? İman, iman, iman. Çünkü Allah'ın görülmeyen orduları var. Çünkü Allah'ı andılar. Allah'ı andılar, Allah'tan yardım istediler, Allah'a dayandılar. Allah'ın müsaadesi olmadan hiçbir şeyin olmayacağının ruhunu iliklerinde hissettiler. Ve onlara karşı Allah görülmeyen ordularını gösterdi arkadaşlar. Tıpkı daha İslam gelmeden önce Kabe'yi koruduğu gibi. Tıpkı yakın tarihe kadar, yakın tarihe kadar arkadaşlar, Çanakkale Savaşı'nda Allah-u Teala görülmeyen orduları gönderdi. Ya, ya. Çünkü son adeta o Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda adeta Seyit Çavuş son bir mermiye, son bir mermiyi topun ağzına sürüp ya Allah, Bismillah deyip adeta son noktaya kadar bütün güçleriyle mücadele ettiler ve Allahü Teala o mermiyi aldı, düşmanların gemisinin bacasından batırdı ve girmeyi onları Anadolu topraklarına haram kıldı adeta. Allah, her şeyi yapan Allah. Ne oldum demeyeceksin. Bir anda, bir saatte, bir dakikada hayatın değişebiliyor. Öyleyse Allah'ı anacağız. Allah'a yalvaracağız. Allah'tan yardım isteyeceğiz. Eğer bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım diyor. Eğer bana yürüyerek gelirse ben de ona koşarak gelirim diyor. Ya aziz kardeşlerim, bu hadisi kutsi çok meşhur Buhari'de geçen bir hadis-i şerif arkadaşlar. Demek ki iman ehli olan yaptığı işlerin mutlaka bir karşılığı vardır. Dünyada kalan bir yanı yoktur. Mutlaka yapılan bütün işlerin mahşerde bir karşılığı vardır. Yoksulun duasını alın arkadaşlar. Bak gençsiniz. Bak iyi dinleyin beni. Kesenizi, hanenizi,
Amel defterinizi doldurmaya bakın. Sevapla doldurmaya bakın. Yarın önünüzde göreceğiniz mutlak manada bu yaptığınız, yapacağınız iyilikler. Yeter ki niyetiniz halis olarak Allah rızası için yapın. Vallahi şu anda derslerde, şu saatte, şurada bulunuyorsunuz ya, şu anda melekler size şahittir. Melekler size şu anda şahittir. Yaptığınız ve yapacağınız Allah'ın rızasına göre olmasının muhasebesini yapıp bu ilmi öğreniyorsunuz. Allah-u Teala da sizi bu noktada asla ve asla yalnız bırakmayacağına inanasınız. Onun için arkadaşlar, işte insanın Allah katındaki değeri, yeri budur. Yeter ki kul bana yaklaşsın. Yeter ki beni ansın. Yeter ki beni düşünsün. Ben ona ondan daha yakınım buyuruyor. Allah sizden razı olsun arkadaşlar. Burada noktalamış olalım.